buraya kadar geldiğiniz için. Ben Aydın Taşbaşı, Erzurum İli Pasinler İlçesi. Pasinler halkına ilçelerindeki en önemli sorunun ne olduğunu sorduk. İlçenin en önemli sorunun işsizlik olduğunu belirten ilçe sakinleri, tarım ve hayvancılık sektörlerinin de bitme noktasına geldiğini ifade etti. İşte haberimiz. İçimizdeki ihanet. İhanet olmamış olsa Pasinler yatırıma muhtaç, yatırıma aç, yatırımı bekleyen bir ilçe. Gelişimi, büyümesi yatırımlı olacak bir ilçe. Pasinler esnafının, evet, en büyük sorunu, dezavantajımız Erzurum ilçemizin, Erzurum ilimizin ilçemize yakın olması. Bu haliyle bize problemler yaratabiliyor. Biz bu dezavantajı avantaja çevirmeliyiz. Bu nasıl olur? Yatırımlarla kayak sezonunda işte ilçemizin en büyük Allah'ın lütfu olan kaplıcalarını, turizm sektörünü, turizmi güzelce değerlendirirsek inşallah Pasinler daha güzel günlere gidebilir. Vallahi esnafımız sıkıntılı. Patates para etmiyor. Ondan sonra saman para etmiyor. Allah pahalı. Yani esnaf zor durumda. Sıkıntımız çok yani. Fakülte olsa, 4 yıllık bir fakülte olsa, efendim söyleyeyim, burada potansiyel artacak. Evet. Esnafımız kazanacak, köylümüz kazanacak, işçimiz kazanacak ve bu şekilde Hasankale'miz ilerleyecek diye düşünüyorum. Yani, tabii ki belediye başkanımızın da şahsi çalışmaları, gayretleri de var. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Adım Muhammed Sami Özkan. Pasinler'deyim. Pasinlerimizin en büyük sorunlarından birinin sağlık sektöründe olduğunu biliyoruz. Hastanemizin kadın doğum uzmanına bir ihtiyacı olduğu hakkında bilgimiz var. Şu an Hasankale'nin ısrarlı bir şekilde yoluna devam edebilmesi için şu anki belediye başkanına kuvvetli bir şekilde destek vermesi lazım. Her şeyi belediyeden beklememek lazım. Hasankale'nin Pasinler'e yatırım yapması için gerekli desteğin verilmesi lazım, teşvik edilmesi lazım. Şimdi üreticilerin her türlü sıkıntısı var. Çiftçilerin mesela bu sene hiçbir ürünü para etmedi. Çalışan insanlar burada ikametçi etmiyor. Erzurum'da ikametçi ediyor. Gidip geliş yapıyorlar. Onun için bizde de sıkıntı oluyor. Hasaten nüfusumuz günden güne düşüyor. Nüfus oranımız azaldı. En büyük sorunumuz içerideki iş sorunumuz. Bizim rüyalarımıza gidiyor artık. Bir gencimiz olduğunda ya biz bu ilçede biz bu gence ne vereceğiz? Bu gence ne vereceğiz? Bizim bu genci burada tutabilmemiz için işe istihdama ihtiyacımız var. Termal tesislerimizin de akıbeti belli. Şu anda otel yapılacak. Temeli atılmış. Çok güzel. Memleketimiz için yarayışlı bir hizmet. Yalnız İlçedeki göçlerden dolayı bugün internette devre mülk alan insanların tekrar satmaya başladıklarını görüyoruz. Pasinler'deki şu anda en büyük sorun işsizlik. Halkımızın durumu geçmişe nazaran iyi değil. Özellikle şunu ifade etmem lazım ki insanımız ilçeden göç ediyor. Nüfus oranımız gözle görülür bir şekilde düştü. Tabi bu göçün nedenleri de bellidir yani. Şu anda hükümetimizin bazı projelerini destekliyorum, doğrudur ama bazı projeleri de yanlıştır. Örneğin, tabi ki bu işin başında illaki siyasetin varlığı söz konusudur. Ama gözle görünen hizmetleri vardı. Düşünün ki bugün arkadaşlarım da söylediler, hastanede istediğin doktoru bulamıyorsun. Bunlar bir ilçe için tabii ki önemli şeyler. İnsanımızın sağlığı çok önemlidir. Mutlaka bunun da yapılması lazım.